ki ruhun libası. Ruh neydi? Dur. Ezber yok. Ceber. Evet. Ceber. Buna bir tane getir paket. Ziya'ya. Getir bir paket daha. Ziyaya. Buraya taktık. Getir. He? Kanune. Vücuda alacak. Tamam. Şimdi bu parçalar dağılır. Bilya. Bilyanın içeride bir tane şey yok mu halka? Buraya bilyaları dizdik mi? Dağılır bu gene. Bir tane de halka getirsene kardeş buna. Bu halkanın adı ruha münasip. Bir derece ruha münasip. Bir bedeni misali, bir gılaf-ı latifi giydirilmiş. Bu ikinci bilyanın şeyi, halkası. O maddi ve manevi cismaniyettir belirli bir yere kadar, tamam mı? Ben buna cismaniyetine gitti abi. Bir şey bak varsa, şimdi oraya kadar onu diyeceğim biliyorum. O ruha giydirilen ikinci halka, lef-i mahve ispata kadar maddi cismaniyet var. O bir bedeni misali, bir gılaf-ı latifi tek madde değil. Birinci maddesini söylüyorum. İçerisindeki madde. Girmeyelim dedim ama o ruha münasip bir gılaf-ı latif bir bedeni misali giyer ya. 517 sözler. O bir de o gılaf-ı latifin kendisi nedir? Bir, lef-i mahve ispata kadar cismi maddidir. Ondan sonra cennete kadar cismi manevidir. Ondan sonra lef-i mahfuzdan, çünkü şöyle diyeyim, çıplaktım ben, çırıp çıplak 10. kattan. 10. katta don giydim, 9. katta atlet giydim, 7. katta gömlek giydim, öteki tarafta 6. katta şarlar giydim, ta kapıya kadar ayakkabı giydim. Tamam mı abi? Şimdi ruh nereden gelmişse her geldiğinden bir şey örtündü. Örttü. Örttü mü abi? Evet abi. Çıktı dışarı. Bu gılaf-ı latifi oluşturanlar ta aşağıdan lef-i mahve ispata kadar olanlar. Heh. Maddi tarafı. Öbürsü ağaçtan yukarı olan tarafı. Heh. Peki ortası ne abi? Şimdi bak. Şimdi bir sırayla gidelim. Ağaç ya. Tamam. Ağaç da ceberi ruh mu? Şey ağaç-ı azam. Ceber, arş-ı azamda bunlar takıldı mı? Gılaf-ı latif takıldı mı? O gılaf-ı latif demek, yani bu ruhu burada tutacak. Nerede tutacak? Lef-i mahfuzda. Lef-i mahfuzun şeyleri, yapısı sar onu. Çünkü ruhu burada tutamazsınız. Ruh arş-ı azamın özelliğidir. Lef-i mahfuzda tutamazsınız. Lef-i mahfuzda onu çekmek, indirmek için lef-i mahfuzdan bir şey giydirmen lazım. Ya kameradaki videoyu nereye sığdıracağız Hasan abi? Havada olan videoyu sizin görüntünüzü ben nereye yazacağım? Kameranın içine yazacağım. Vücud harici yazacağım ya. Harika. Doğru. Yaygın olan beni nasıl sıkıştıracaksın? Harika işte. Maddeye yazacağım ya. İsrafil'e yazacağım. İsrafil'e yazacak. Tamam şimdi. Şimdi bak. Şeyde. Kızıyorum abi, dinlemiyorsun. He. Ya. Ben anlatayım bunun temellerini size. Durduralım şu dersi. Tamam, sana bir özel ders açacağım. Dur, yok, alacağız onu şimdi. Şimdi, arş-ı azamda mıyız? Cevher miyiz? Evet abi. Ruhun cevheri miyiz? Arş-ı azamdayız. Ziyayattır. Zişur. Koy. Ziyayat. Zişur. Kanunem, vücud harici. Bunu tutamazsın da patlar ya, dağılır bu. Nasıl tutacaksın? Bu bilyanın iç bileziği. O ayrı asıl abi. Durduralım, ben anlatayım. Durdurmaya gerek yok, anlat bakayım, merak ediyorum. Şimdi buraya bağlı olmayın ya, silersiniz her şey. Şimdi ruh ciheti. Evet, sen tabii sen yazılım şey versiyonu. Ruh ciheti yazılım versiyonu. Şimdi bunu nereye koymam lazım benim? Yazılımı Windows'u hard diske indirmem lazım. Hard disk nedir? İsrafil'in vücudu vardır hard diskte. Zişur'u da aydınlatacağım inşallah da. Şimdi ruha bir vücud-u latifi giydireceksin. Yazılıma bir vücud-u latifi giydireceksin. Şimdi ben konuşuyorum burada, birçok alemde basıyor. Diyorum ki araba, taksi, hastane, Hasan abi geldin mi? Kule, bayrak. Şimdi bunun içine bir yazılımı yazarken koda başlarsın, bismillah dersin. A harfini aldı mı bilgisayar derken, ha, kod sistemi işlemeye başladı der. A harfinin soyadı da soru işareti, yazılım durumuna göre fark eder. Kodlama başladı der. Ben burada işleteceğim bir program var, bana komutlar zinciri geliyor der.
Derim ki buraya git, buysa A yap, değilse B yap. Sonra gel burada bunu yap, değilse bunu yap, değilse bunu yap, buysa bunu yap, bulsa bunu yap. Ha, program bitti. Tekrar aynı kodu koyarım. Buna ben vücud latifi giydirmiş olurum. Kodun başlangıç satırı ve bitiş satırı. Ama bu yazılımdır, maddi ceset değildir. Bunda manevi ceset vardır. Bu ikisi arasındaki manevi vücuda ben latifi glafi giydirmişimdir. Ben bunun arasına, iki kodun arasına şey koymuşumdur, sınır koymuşumdur. Buna vücut vermişim. Ya da şöyle diyebilir miyiz? Ha, o iki notlar vücut vermişim ama glafla içine bir sürü şey koymuşum. Tabii maddi beden değil bu. Çünkü kodlar sürekli akıyor bilgisayara. Kodlar sürekli akıyor. Ben buna diyorum ki A, Bismillah dedim. Bak kod başlattım dedim ben. Buradaki kodu işleteceksin diyorum sana. İçine kol komutunu yazıyorum, ruhunu. Bitiriyorum burada. Vücudu latifini burada başlandırıp ve sonlandırıyorum. Yoksa bilgisayar bunun kod olduğunu anlamaz. Kılafı şu olabilir mi? Onun mesela o aslında o gördüğün sistemdeki görünen değil. O gördüğümüz kod şeklinde harflerle bizim tarafımızda tabii, bilgisayar gözüken, arkasında 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
bilgisayar bunu. Yani bize harf tarafı gözüken kısmı glaf'ı. Yani bunun içinde bir sürü 0101 dolu. Bilgisayar 01 olarak görüyor. Kardeşim ben sana nereye işleteceğim? Neyi çalıştıracağım? Ha ben bunu latifi glaf'ı giydireceğim ki bilgisayar ben o komutu işlettiğimde buradan buraya 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 bu komutları arka arkaya getireceğim işleteceğim. Film oluşacak. Her taraf 0101. Bunun hangi film olduğunu nereden biliyor bilgisayar? Buna bir manevi vücut giydirmem lazım ki filmin ikinci dakikasını, üçüncü dakikası, beşinci dakikası, yedinci dakikasını karıştırmasın. Bu üçüncü dakika, beşinci dakika dediğim yerde bir satranç tahtası, bir kareli defter gibi düşünün. Kareli defterin her bir noktasında, her bir karesinde filmin farklı bir karesi var. Ama bu filmin vücudunun latifi var. Vücudu latif daha. Vücud harici yok da. Tabii vücud harici ekranda gözükürse vücud harici bir yer. Bu oradaki yazılımda glaf şey vücudu latifi var. Vücudu. O da şeyler yani o da kabuk giydiren yani o filmin hangi aralıklarda kod, olduğunu. Kod şeklinde gözükmesi glaf latifi ekranda gözükmesi vücudu harici olacak. Arka tarafı yani 0-1'lerin olması 0 ve 1'in yazılımı kendisi ayırt etmesi şuur misali diyorum şuur. Ben hep 0 ve 1'e. Çünkü A mı B'yi mi tercih edeceğim? B ise A'ya git, A'dan B'ye git. Bu şuur işte diyorum. O vücudun latifi, yani onun bir latif bir vücut var. Yani vücuttur ama latiftir. Madde değil. Maddi bir vücut. Maddede değil. Olup madde olmayan. Ya o, mesela senin sima ette olup da et olmayan. Yani o hard diskin içinde de sıfırlar, birler dolu ama bir film var orada, bir çiçek var ama latif bir çiçek. Onun için hard diskin içindeki hali, ekrana çıkmış hali tamam. Maddi bir çiçek. Sarı rengi var. Etrafında çizgileri var ama hard diskin içindeki hali latif bir durumda. Yani ekranda, bilgisayarda gözüken ekrandaki resimle ve hard diskteki yapı farklı. Farklı. Vücut harici giymiş ekranda ama hard diskte datalar şey var. Vücut latifisi var ama evet. Hard diskin içinde de bir sınırı var. Manevi vücudu var. Manevi yani. Vücudu var. Yani hard diskin içinde kodlar, bir sıralama, bir sistem var ama o kodun da başlangıç ve bitiş noktalarının bilinmesi lazım. Yani nereden nereye kadar ne şekilde işletilecek. Yoksa bütün kodlar birbirine... Orada gidiyor. Uygula bakalım o alemlerde. Bu alemlerde... Ruh cebeli aşağıdan. Ruh yazılım. Yazılım tamam. Program. Tamam. Nereye indiriyorum? Hard diske yüklüyorum. Lef-i mahfuza. Lef-i mahfuza yüklüyorum. Kalp üzerinde hep beraber bunların işlediği sistem işlemci üzerinde, kalp üzerinde işliyor. Ama tek başına yazılım olsa onun bir vücudu latifiye giydirmezsem ben yazılım mı yazılım olmaz. Vücudu hariciye giydirmezsem bu alemde kullanamam yazılı. Windows var, işledim kodu programı her yere yazarım. Ama ben Windows'u çalıştırabilmem için kameranın içindeki görüntüyü seyrettirebilmem için size kameraya kaydedebilmem lazım bunu. Ha Windows'u da oraya kaydetmen lazım. Tabii. Yani ruh var, bu kod yazılımı var ama bunu ben CD'ye kaydedip bilgisayar ortamında size sunmazsam bu ruhu, ruhu sizin yazılımı kullanma, Windows'u sizin kullanımınıza vermezsem ben nasıl bunları istifade edeceğim? Yani şu, kameranın çektiğini bilgisayarda gözükebilmesi için
bilgisayardaki Windows'a göre kamera çekmesi lazım. Tabii. Yani dolayısıyla Windows'un yazılımını kameraya önceden yükleyeceksin. Kamera ona göre yüklüyor. Öyle mi? Kameranın işletim sistemi farklı. Heh. Onlar aralarındaki farklı diller ama hani bilgisayarı biz kullanıyoruz. Yani ben Windows yazılımını, hard diske yüklenmiş olan yazılımı, işlemci üzerinde hayatla birlikte çalışan ama bir de vücut haricisi olması gereken, çünkü alemi şehadette olan yazılımı ben kullanıyorum. Bu dört tanesi ayrı melek. Aslında dördü bir araya gelince ortaya çıkıyor. Birincisi ne dedin? Program dedin. İkincisi hard disk. Ruh programı tek başına işlemez. Yani işte, olsa ne olur? Çekirdeği yüklemedikten sonra nasıl bu alemde çiçek olacak, ağaç olacak, böcek olacak? Yani demek ki birincisi Şahşasam, Cebrail, Çağzay. Yazılımcıydı Azrail Aleyhisselam. Azrail. Ötekisi işte hard disk, Levmon, Cebrail. Cebrail Aleyhisselam. Ondan sonra Şuur ise Mikail. Mikail Aleyhisselam. Onu tam oturtamadım ama zaten kanunun bir şuur yapısı var. Çünkü bak şimdi şurası şuurdur. İsrafil hayattır. Ha, şuur budur. Mikail, özür dilerim. Mikail. Bu şuur bu. Mikail. Hayat İsrafil. Bak Azrail, Cebrail, tamam. İsrafil, kürsiye, nefis. Nefis Mikail olunca şuur oluyor. Bu ikisine hiç çalışmadım. Onları, ben ruh programı çalıştığım için bunlar tamam. Bunu da inşallah oturturum. Ama dördü bir araya gelince aşağıda varlık. Yani bu dördü Azrail, Cebrail, İsrafil, Mikail, ortaya çıkışı sen. Evet, benim kalbimde orada gözüküyor, işlettiriyorum onu. Bir arada dördünün cemiyle ben oluyorum. Yoksa onların bir tanesi olmasa çiçeği çıkmıyor. Çıkmam. Şimdi bunun bir tanesi sök. O pat diye düştü o. Olmadı ki. Peki abi bu mesela benim ruhum, sizin ruhunuz, işte nişanın ruhu şeklinde. Onun yanında otur. Ayrı ruhların olması bu glafi latiften mi kaynaklar? Yani o glafi latifi tek bir ruhu her bir kişide farklı bir tayinleştiriyor mu? Onun için mi kullanılıyor o glaf acaba? Yani öyle bir özelliği var mı? Yani aslında cevher itibariyle herkeste ruh cevheri aynı. Fakat cevher itibariyle aynı. Fakat yüklenen zihayat farklı, zişur farklı, kanunen vücut harici bu farklı. Buradan zaten başlıyor. Onlardan mı farklılaşıyor? Oradan başlıyor tabii. Onların meratibinden tabii, farklı. Tabii. Bunun buna uygun, şu dört tane uygun glafi latif bir beden misal. Şöyle diyeyim, şu bilya düşün ya bilya. Hı. Bilyanın birinci şeyi, ne diyor, bileziği. Hı. Bir de iki, şu bilyanın yatağı. Bunun üzerine bilyalar koyduk mu, misketler? Evet. Bunu nasıl tutacak? Burada bir tane şey olması lazım. Bilezik olması lazım. Bu bilezik içerideki bileziğe göredir. İçerideki bilezik biraz da büyük olsaydı diş bileziği daha büyük olur. Hmm. İçerideki bilezik daha ufak olsaydı dışarıdaki biraz daha ufak olur. Hmm. Yani müstakil gibi gözükürken ona paraleldir. Ona uygun. Ona uygun. Münasip. Ona öyle diyor zaten. Münasip. Bir derece sabit ona uygun. Yani şuradaki bilyanın bileziği ne kadar büyükse dıştaki şey de o kadar büyük olacaktır. Halete göre. Ama hepsi farklı. Hale. Belki ruhun libası şu bilezik. Bir derece sabit. Şu yönteme bakıyor içerideki. Zihayattır, zişurdur, karnı, vücud harici. Bunlar sabit. Herkes de aynı. Ama yapılar, içeri dereceleri farklı. Letafetçe ruha münasip, buraya uygun. Şu bilezik. Buraya uygun. Bir glaf-ı latifi var şuranın şurası. Bir beden misalisi vardır. Okuyalım bakayım ne demişiz. Demek o glaf-ı latif arştan ruha, ben şunu kastetmeye çalışıyordum, ondan sonra bunu okuruz. Şimdi arkadaşlar, ruh cevher mi? Evet abi, arş-ı azam. Arş-ı azam. Zihayattır, taktım. Zişurdur, kanun emr, vücud harici. Ben daha bir şey giyeceğim. Bu darmadan olacağım. Böyle bir acayip bir sistem. Arş-ı azamdayım. Lef-i mahfuz'a gelince bir dakika her tarafımı mahvediyorsun. Dedi lef-i mahfuz. Hemen bana lef-i mahfuz'un
bütünlüğünü unutma. Lef-i mahfuzun bütünlüğünü sarmaladı buna. Glaf-i latife değil mi? He, glaf-i latife oluşturuyorum. Glaf-i latif yok daha. Oluşuyor. Oluşturuyor daha. Bak bir daha. Ruhçe vereyim. Tamam abi. Zihayat. Zişur. Kanunem vücudu harici. Zişur. Dört yer ya. Kanunem vücudu harici. Arş-ı azamdayız. Mutlak ve muhitim. Mahiyen yok öyle bir şey. Tamam. Şimdi bunu tutacaksın arkadaş. Bunu burada tutacaksın. Bu adamlar uçuşuyor. Şu uçuşuyor yani. Aşağı indim. Bak şuradan. Lef-i mahfuz. Aşağı indim şuraya. Aa şey diyor ki lef-i mahfuz. Bir dakika. Bir dakika. Ya her tarafı darmadağın ettin yani. Orayı yok eder yani. Yani şuradaki kanun buraya gelince daha glaf-i latif oluşturuyor. Lef-i mahfuzun şu alemin bütünlüğünü simgeleyen, bütünlüğünü taşıyan bir tane bez kondak sardı. Abi bir şey söyleyeyim mi? He. O zaman bu glaf-i latif dediğimiz hepsinin ayrı cismaniyeti var. Var. He, hepsinin bütünlüğü glaf-i latif. Uzaya çıkınca astronotun kıyafet oraya münasip olmak için patlamaması. Bununla gidersen basınç yanar, basınçla patlar. O elbise değil astronotların. İçerideki basınca karşı dışarıdaki basınç yok olmuş. Yok olmuş. Mesela denizin niye vurgun yiyor? Aynen. Değil basınç mi? Mesela içerideki basınç 2. Denizin dibine basarsan 7. Basınç arttığı için bunu ezer. Tersine çık aya, içerideki basınç 2. Dışarıdaki basınç 1. İçin patlar diş. İşkemen dışarıya dökülür. Onu tutması için o... O elbise yapılmış. Şimdi bak bu adamı buraya gelince tamam mı? Aşağı iniyor. Vurgun yiyecek. Vurgun yiyecek yani ezecek onu. Yukarıya çıkınca dağılacaktı. Şuradaki sistem... Aşağıdaki denizin dibi gibi oluyor. Denizin dibine gidiyoruz şimdi. Denize basınca gidiyoruz. Artıyor. Tamam mamaya ineceğiz yani. Buraya gelince aşağı yapıyoruz. Aşağı basınca bu beni deniz dinleyince o basınç içeride vücudumda 5 derece basınç var diyelim bak. Vücudun basıncı var dışarıya karşı. Denizin basıncı artarsa beni tost eder. İçerideki basınç dışarıdaki nezerse işkemem dışarıya çıkar. Dengeli olması lazım. Onun için malum şahadet yapmak çok zordur işte. Şimdi o ruhun zihayattır, zişurdur, kanunen vücud harici 4 mu? Lef-i mahfuza indim. Lef-i mahfuzan deyince bütünsellik ne yapıyor? Aşağı doğru inince basınç yiyecek, darmadağın edecek. Bir dakika diyor. Lef-i mahfuzun genelini simgeleyecek buna uygun zihayattır, zişurdur, kanuna vücud harici. Buna uygun bir mümmebedene misali bir glaf-i latifi yani bir bilezik. Sardı mı kardeşim kondak? Sardı. Ruhtağa dur. Sonra aşağı doğru iniyor. Arş dedi ki bir dakika bir dakika. Yani sen lef-i mahfuza göre bir elbise giydin ama benim buraya göre değilsin. Gene burada da darmadağın olur. Darmadağın olursun. Aşağı uygun da bir tane de giydirdi mi kardeşim? Yani su akmasın diye musluğa şey yaparlar ya şey sararlar. Akmasın evet, diye. Ot bir şey sarıyorlar ya şey. Üst kenevir. Kenevir. Onun gibi. Üslubi gibi. Aha. Tamam mı? Şimdi sarıyoruz bu bilyanın. Arşta bir ona uygun bir şey giydirdi mi? Yani lef-i, o bir glaf-i latifi tek şey değil. Lef-i mahfuz giydirmiş. Arşta giydirmiş. Cennet giydirmiş. Cennet giydirmiş. Daire ilim giydirmiş. Daire hayat giydirmiş. Kürs, nefis takılmış. Nefis giymiyor takılmış. Mu? He? Giymiyor, takılıyor. 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 Bu bitti artık. Şimdi bunu işte, bu takıldı. Ondan sonra geliyor buraya. Şimdi bu ruha münasip bir bedeni misali, bir glaf-i latif böyle bir cemul cem veya camul ezdat yani bütünsellik veya zıtların cemi. Yani böyle bir glaf-i latif, böyle ruha münasip ama. Bir bedeni misalisi, bir glaf-i latifi var. Nerede vazife yapacaksan işleri ona uygun orada bir şey giriyor, sisteme entegre olması yani. Latifleşiyor ona göre. Kesifleşiyor diyelim.
kesileşiyor. Yani cennetten evet, aşağı doğru. Aşağı gelip kesileşiyor. Buraya gelince ondan sonra ölüm ve helakettir deyince bütün ağırlıkları kalktı. Zaten bu uzası kabu kalpsen ruh baskın tutmuştu burada. Dur burada dedi bu kabu kalpsen. Yoksa bundan sonra patlar ölüm ve helakettir. 640. Ondan sonra bu basınçta kalktı mı bu B artık sen sen yoksun. Ne olduğun da belli değil. İşte ölüm ve helakettir. Şimdi buradakini okuyalım. Cismaniyete bağlayacağız değil mi? Ta kendisi zaten ya. Yani daha kullanmadığınız cümleyi de onun için. Daha öyle bir şey yok. Neredeyiz? Onu da bilmiyorum. Dur bakayım. Şey, Glaf-ı Latif'te bu adam çok bir haftadan bir aydan beri Glaf-ı Latif soruyor. Tamam. Belki ruhun libası imiş. Bir derece sabitmiş. Letafetçe ruha münasipmiş. Bir Glaf-ı Latif'i bir bedeni misalisi vardır. Yani Glaf-ı Latif tek ruha sarmalayan bir Glaf-ı Latif yok. Bir de bedeni misali var. Evet. İki şeydir o. Hmm. Sarmalayan iki şeydir. Bir Glaf-ı Latif bir beden misali. Yani içi dışarıda, dışı içinde. Fihi mafi. Yani öyle bir oraya mesela öyle bir şey sarmalıyor ama hala adam içi dışında. Yani örtmüyor, örtemiyor ama tutuyor nasıl oluyorsa. Yani dışarıdaki içini örtmüyor, içi dışında ama patlamıyor. Mevzu burada örtmek değil, tutmak aslında. Tutmak he. Duruyor. Örtmek, aferin çok güzel tarif ettin. Simaya benziyor. Güzel, senin de güzel bir lafın bu oldu. Bugün. Yani örtmek değil, tutmak. Bulundur, şey yapmak. Demek o Glaf-ı Latif arştan ruha giydirilmiş. Çünkü cismaniyetin ucu cenneti de kapsıyor. Arştan aşağıya olana acaba diye şey yapmışım, kayda düşmüşüm. Glaf-ı Latif denir mi? Ruha giydirilmiş. İki, hazır zamana kapsı hazır zamana hapsolmamızın sebebi neymiş? Şimdiki zamana hapsolmamızın hissiyat insanı ruh derisine çıkamadığı için. Üç, zamanla mukayyet olan cismi maddi glafına sıyrılıp tecerrütle ruha yükselip başka? Ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat insaniye ruh derecesine çıktığı vakit hazır zamanı genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. Başkalı. İki madde daha kaldı. Bedene cismi latif glafını giydirmek demek zamanı giydirmek demektir. Bu maddi tarafı. Yani cismi maddi dedik ya, ruha glaf-ı latif giydirmek demek, lef-i mahve ispatı giydirmektir, zamanı giydirmektir. Şimdi glaf-ı latifi ikiye ayırmış. Glaf-ı latifi ikiye ayırmış. Bir, burada cismi maddi dedi. Maddi tarafı. Yani zamanla mukayyet. Şimdi ruhun maddi yönünü buradan alıyor. Yani lef-i mahve ispattan zaman budur. Cismi maddi glafını yani zamanı giydi. Tamam abi. Tamam mı? Buradan. Buradan buraya kadar cismi maddi. Arşa kadar. Şuradan manevi. Şuraya kadar da manevi. Cismi manevidir. Tamam. Yani o zaman ruh bu glaf-ı latif bedeni misalisi bu ikisinin cemidir. Ama buradan aldıkları şey ise bedeni, glaf-ı latifi beden misal. İkisinin cemine mi artık diyeceğiz? Çünkü glaf-ı latif tek şey değil. Glaf-ı latif, şey ruha... Maddi, bir, manevi, glaf-ı latif. Yani bir beden misal bir glaf-ı latif. Glaf-ı latif, glaf, latif bir glaf, bu. Beden misali var. Yani beden misali demek... aynadaki güneş ne aynıdır ne gayrıdır. Güneşin hasiyetine sahip. O zaman merkezdeki ruhu dışarıda olabilmesi için ama lef-i mahfuz giydirdi. Aşta giydirdi. Giydirdi ama içini örtmedi, tuttu. O da bir bedeni misali diyebiliriz. Timsel misal gibi olabilir. Evet. Aynı miraç. Şu o ruha giydirilen bedeni misali şuradan şuraya kadardır. Peki onun maddi manevisi var mı abi? Glaf-ı latifim var. Onu bilmiyorum. He, onu... Beden misali, maddi ve manevisi. Herhalde maddisi olmaz ama buraya uygun bir şey olur, mutlaka olur. Onu bilmiyorum.
Glaferatif'in belli şimdi. Lef-i muhafızdan oraya kadar maddi, yukarısı arşa kadar olan manevi. Evet. Bedeni misalde arştan yukarı olarak şey yaptık şimdilik. Şuraya öyle ikisi beraber. Orada aşağısı şuur. Ayırdı mı? Hararet, kudret, zaman hepsi birlikte oldu abi. Ve burada evet. Şuur. Çünkü güneş şuuru olsa dedi. Evet. Şuuru kudreti hararetidir dedi. Buna bir de zaman dedik. Aşağısı zamanı maddi. Bunların hepsi bir şey ifade ediyor. Yani cisim yani şu harita var ya elimizde olmasa hiçbir bu derste yürüyemezsin. Ne diyeceksin ki? Yani böyle hep ezberden konuşacaktık, atacaktık. Dün dediğini bugün tutmayacak, bilmem ne yani. Ne gelmişse. Şu anda ölçüm kuru. Bu işte sembol ve simge olunca bir şey, mizan olunca konuşuyoruz. Konuşmak kolay oldu. Bedeni misalin manevi şeyini yaparsak abi onu daha yukarı taşımak olur mu aşağı zaman yukarına? Yok oraya şey yapamazsın çünkü ruha giydirilmiş. He ruha giydirilmiş. Ruhsuz bedeni misali kolu kullanamaz, konuşamazsın. Orada ruh yok mu yani yukarıda? Nerede? Daha cevher o mecburiyet. Yok yani. Yok orada ruh yok. Ha, tamam. Ruh cevheri tamam. Burada. Cevheri ruh burada. Tamam. Çünkü ruh mahluktur, verilmiştir.